Biz bunun bir enerji bakanının bir ülkenin halen esas sorunun neden kaynaklandığını açıklayamıyor olması bu alandaki bizim plansızlığımızın ve hakim olmamamızın yansıtmasıdır diye düşünüyoruz. Metro, tramvay durdu, tüm Türkiye saatlerce elektriksiz kaldı. O kesintinin üzerinden 24 saat geçti ama hala nedeni açıklanmadı. Burada da farklı farklı gerekçeler ifade ediliyor. İşte Bulgaristan'daki hat koptu, işte İskenderun'daki santralde bir sorun yaşandı ya da şu an bir doğalgaz çevrim santralinde problem yaşandığına dair söylemler var. O söylemlerden birini de Başbakan Davutoğlu gündeme getirdi. Terör ihtimalini araştırdıklarını söyledi. Akşam saatlerinde yaptığı açıklamada teknik arıza gibi görünmediğini söyledi. Yani siber saldırı ihtimali de göz önünde. Bu elektrik kesintisinin arkasındaki sebepler ne surette olursa olsun ortaya çıkarılacak. Bunun çok teknik bir arızadan kaynaklanmadığı kanaati hakimdir. Yazılım sistemiyle ilgili ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak soruşturma tamamlandığında kamuoyumuza bilgi sunulacak. Bir başka söylenti de Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi enterkonnekte sisteminden çıkardığıyla ilgiliydi. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Beyza Metin ise sıkıntının kaynağının genel servis sağlayıcıdaki arızadan kaynaklanmasının büyük bir ihtimal olduğunu dile getirdi. Çok büyük bir enerji üretim santrali devre dışı kalmış olabilir ama bu bir arızadan sonra devre dışı kalmış görünüyor. O arızanın ne olduğunu şu an bilmiyoruz. Kesintilerle ilgili bir başka senaryo ise elektrik üreten firmaların fiyat politikası konusundaki baskısı olabilir. Elektrik piyasalaştırıldığı için işte Mart ayında da en düşük noktalarda elektrik fiyatları satış haline geldiği için şöyle senaryolar da olabiliyor. Elektrik üretimi yapan bazı firmaların bu fiyatlarla üretim yapmak istememelerinden kaynaklı da bunların olduğu söylenebiliyor. 2006'da bunun benzerini yaşamıştık. Ege bölgesinde 13 tane ile 6 ila 11 saat arasında elektrik kesintisi yaşanmıştı.